Arkadaşlar, Güldoğan'ın Dünyası'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar kum boyama nasıl yapılır bu videoyu göstereceğim. Arkadaşlar burada büyük boy bir böyle boyama setim var. Burada kumlarım var bakın. Her renk 9 tane yani. Turuncu, beyaz, sarı, mavi, pembe, kırmızı, yeşil, mor ve siyah. Burada bir tane çok uzun kürdanım var arkadaşlar. Kürdanı kaybettiğim için böyle. Şimdi boyamaya hemen başlayacağız arkadaşlar. Çok eğlenceli. Bu arada burada gördüğünüz küçük renkli de nasıl boyamamız gerektiğini gösteriyor ama ben buna uymayacağım. Yani kendi boyamayı düşünüyorum. İstediğim gibi. Şimdi hemen şu büyükten başlayacağım. Beneklerini şöyle çıkartacağım arkadaşlar. Şöyle yaptığınızda zaten çıkıyor. Hepsini çıkartıp benekleri aynı renk yapacağım. Hepsini alalım. Hemen çıkıyor zaten. Bu arada beni Rose çekiyor arkadaşlar. Uzun zamandır video atmadığımız için derslerin yoğunluğundan arkadaşlar kusura bakmayın. Burada makasımız var. Kumumuzun ağzını açalım diye. Hangi renk yapayım Rose benekleri? Turuncu yapayım. Şöyle, o renk olmasın. Kapalı bir renk olsun. Sarının içinde ya. Peki. Ama sarılar gidecek biliyorsun. Gidecek mi? İyi o zaman. Evet. Ben bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar. Patron sensin. Daha sonra şöyle salladığımızda bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Keşke öbürünü de kavlasaymış. Neyse bir dahakine öyle yaparız artık. Evet şimdi alalım. Rose çekmiyorsun. Burayı. Benim yaptığım yeri. Niye daldıysam dalmışım. Birini tamamlasaydın keşke. İyi tamam aslanım. Ama şey devamını da çekeriz. Mesela. Ama şu beneklerini yapayım dedim hani. Hı hı. O da farklı olsun. Mavi olsun. Şimdi bu şuraları da açacağım arkadaşlar. Çünkü mavi olsun arası da. Şöyle. Hı. Evet. Gözleri açmıyor mu? Gözlerini de aç bence. Göz açılıyor. O da mavi mavi olsun. Şu kenarını alamadım. Oralar zor mu oluyor? Evet. Zor da değilmiş aslında. Konuşsana bir taraftan. Evet Rose şu an yapıyorum ya o yüzden. Konuşamadım. Şu beneği de alayım. Arkadaşlar bunu bu arada kırtasiyelerde çok rahat bulabilirsiniz. Ucuz bir şey. Yani 5 lira falan. 5 lira. Ama bazı yerlerde daha ucuz oluyor. Ben yani biraz pahalanmış olabilirim. Evet. Bu arada istediğiniz gibi şekiller var. Şöyle yapacağım şimdi. Şuralara da gitsin diye. Evet biraz daha şuraya kum koyayım. Boya diyorum ya. Hepsinin üstüne göz yeter. Çok güzel oluyormuş. Değil mi? Ay ben onların hepsini alırım gittiğinde. Gözlerini de mavi yap bence. Yok yeter her yerim mavi olmasın. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hemen artık balıklara geçeyim. Şunu yapayım ilk. Şimdi önce şu kenarlarından şuralarını çıkartacağım. Çıkarması kolay oluyor mu? Evet, şu normal. Şöyle tutuyorsunuz. Aa, sen bu işi biliyorsun. Öbürünü de kavlat. Şu ağzı kavlat. Sonra şu burasını. Biraz da detaylı bir şeyler bir şey almışız biz böyle. Aa, Uriye Hanım.
Onun kanadı dursun öyle renk. Aslında şuraları çıkarırız. Şu kanadını çıkar, onları çıkarma bence dursun. Onlar o renk olsun. Hayır. O kadar kuru para verdi. O kadar renk yapar mıyım? Şöyle. Şusu dursun ama şunları. Gözünü alabiliriz. Ya da gözü dursun şimdi. O da aynı renk olur. Bunu pembe yapalım biraz. Hmm. Ha, o kanatlar dursun. Bence kuyruğunu da geri taksaydın. Boş bir şey olmaz. Beri göze doğru gel. Şimdi şöyle. Hemen kocaman balığa bir tane pembe kum yedi arkadaşlar. Resmen hepsini yedi kumun. Şeker gibi oldu balık. Evet şöyle yapayım. Buraya biraz daha atacağım. Orasına da pembem bitti maalesef. Mavi atabilirim. Evet, şöyle boş kalan yerlerin arkadaşlar. Sonuçta bu boyama sizin boyamanız. İstediğiniz tamam, yeter. Çok olmasın. Rengi kullanırız. Ama çok güzel oldu değil mi? Evet. Ayrı bir güzel oldu bence. Hı-hı. Şöyle. Değişik bir mor. Şurası kalsın arkadaşlar. Bunu Rose istedi. Evet. Şimdi kaplumbağamızın ayaklarını yapacağım. Mor yapmayı planlıyoruz. Çizgileri kalsın. Evet, çizgileri gidiyor ama nasıl oluyor? O üstü dursun. Sen ayaklarını yapsın. Ayaklarını yapayım. Şimdi böyle yap. Ama çok güzel oluyor. Biraz uğraş istiyor da. Aynen. Hepsini bir yere döktüm şöyle. Sevdiğim renk. Ve mor. Şimdi bunu da arkadaşlar aynı şekilde şöyle yapıyoruz ki bütün yapışkan yerlere kumu alsın şöyle. Şöyle yapacağım artık. Koy bir. Bakın çok güzel olmadı mı? İşte pırıl pırıl parlıyor. Kafasının sarısını da çıkarabilir misin? Hı hı. Siyahın siyah gitmemesini istiyorum ama biraz zor oluyor. Şöyle. Tamam. Evet. Kafasını hangi renk yapalım? Mor o. O mordan olsun bence. İyi mor. Rose evet. Biraz arkadaşlar böyle renklerin mor hastası. Seviyor. Bu yüzden. Yapacak bir şey yok yani. Evet. Şimdi evet, öbür balığımıza geçelim. Her balığı böyle küçük küçük boyamak istiyorum arkadaşlar. Bu birazcık zor şimdi. Öbür kuyruğunu şöyle bir yapacağız. Şuraya kadar. Süre yetmezse tamamlayıp diğer videomuzda göstereceğiz. Siyahına bastır da çıkmasın. Hı hı. Öyle yapıyorum. Ama mecbur. Onu daha önce almak lazım ama biz size göstermek için. Evet. Hı. Orayı yeşil yapacağım. Evet. Çok güzel oldu ya. Arkadaşlar bu kumları sıla mesela nasıl diyeyim hani kinetik kum falan oluyor ama tabii ki o kum böyle değil. Dur dur çok döktüm. Onun öbür sarılarını alamıyor musun? Çizgilerin haricinde dur dökme onu. Şu küçük sarılar diyorsun değil mi şuraları? Evet. Oraları alabilirim. Dikkat et de. Şimdi. Siyahını kaldırmamaya çalış.
öbürüm daha. Burası da çıkmamaya gayretli gibi. Öbüründen bence. Aa, bir dakika. Bastır. Şu siyahların arkadaşlar durmasını istiyorum. Buraya çok güzel oldu ya. Hele şu tombik tombik oldu. Şu değil mi? Şu. O bana benziyor. Bak bak. Bana benzedi. Sen de benzemiş olabilir aynen. Kaplumbağa da güzel oldu ama. Ah, çıkartamadım. Tamam. Siyahsız olsun arası. Çabuk çabuk. Şey gibi kolay gibi gözüküyor ama. Zor. Getir. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar boyayabildim ama ben şimdi bitireceğim ve size arkadaşlar diğer videomda göstereceğim bunu. Hiç merak etmeyin ve çok güzel yapacağım arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar bizden bu kadar. Bunu yani şu anlık böyle olan videomuz çok güzel oldu bu arada. Beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz yaptığımız videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın.